Nedret Ersenel Sizi gidi Amerikancı ilizyonistler sizi. Moskova ve Washington arasında ne yaşanıyorsa bunun Ukrayna olmadığını, ara istasyon olduğunu, şişman kadının pekinde sahneye çıkacağını biliyoruz. Zaten batı menşeli tüm uluslararası batı kuruluşlarının Rusya ve Çin'i halletme sırasına soktukları belgeli. Önce Rusya sonra Çin. Bu yüzden ister Ukrayna krizi, ister Dede Ağaç, ister Karadeniz, ister Kazakistan, ister Afganistan veya denizler üzerinden de gitseniz sonunda Doğu Batı hesaplaşmasına geliyor mesele. Amerika, Rusya, Çin, büyük haritanın temel üçgeni ise taşıyıcı, yakıcı soru Moskova-Pekin'in nasıl bir ilişkiye sahip olduğu olacağıdır yerkürenin geleceğini görmek açısından stratejik soru budur ve dahi gerisi konvansiyonel kalabilir. Bu ülkede kamuoyunun önüne çıkıp Amerika'ya karşı Çin ve Rusya'nın bir ittifak kuramayacağına kalıplarını basan akademisyen, gazeteci, Emekli asker, diplomat, kanaat önderi, sairin yüzdesi 99'dur. İşte o 99, gezegeni kıracak ana çatışma alanındaki kilit taşının üzerindeki yazıyı okuyamadı. Diğer alt soruları bilseler de, boş bıraksalar da anlamı yoktur. Kötü niyetli diyebilir miyiz onlara? Hayır, içlerinde öyleleri de var ve onlara mürekkep harcamam. Ama diğerleri hedefi bu derece kaydırmayı, basite kaçma, sabitlenmiş kullanışlılık ve tembellik yüzünden başardılar. Çünkü diplomasi tarihi onlara gerçekten de Çin ve Rusya'nın asla bir araya gelemeyeceğini, özünde düşman olduklarını söylüyordu. Oysa bugün Rusya-Amerika arasındaki kademeli yükselen stres, Rus-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını devreye soktu. Referans yapılan tarih ve bir diğerinden kendisine yönelen riskler olduğu gibi durmasına rağmen, ikinci mazeretleri işte onu affetmeyebilirsiniz. Batı da öyle okuyordu ve edinilmiş şartlı refleksi tekrarladılar. Bu ağır yanılsamanın nasıl yaşandığı Türk dış politikasının başka meselelerinde, mesela Amerika'nın halini kavramada tekrarlanıp tekrarlanmadığı ile de rabıtalıdır. Öyleyse kabahat olan yanılsama, ilizyona dönüşür, yani dış etkene kapılma diyebiliriz. İlk yanlış, Çin'in Amerika ile ilişkisini Rusya'ya kıyasla önceliklendirdiği, Moskova'yı ikincil pozisyona ittiği kabulüydü. Bu, Çin'in Rus-Amerikan çatışmasında tarafsız kalacağı kuruntusunu besledi körleşmenin derecesi o kadar yüksekti ki Amerika Dışişleri Bakanı Ocak ayı sonunda Çin Dışişleri Bakanı'nı arayıp Ukrayna konusunda yardım istedi. Herhalde Moskova ve Pekin'de kahkaha tufanı kopmuştur. Dışişleri Bakanı Wang Blinken'a olimpiyatlara diplomatik ambargo koydunuz, Rusya için Ukrayna neyse Çin için aynı olan Tayvan'da ateşle oynuyorsunuz, daha beteri. Bir seri ülkeyle Çin karşıtı ittifak kuruyorsunuz dedi. Diplomatik dilden tercümesi, kalk git canımızı sıkmadır. Ukrayna kriziyle ilgili de mealen Rusya'nın dediklerini yapın deyip konuyu kapattı. Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna oturumunda Çin konumunu netleştirdi ve Rusya ile yan yana durdu. Çin-Rusya ilişkisini yükselten, bir ülkeyi diğerine yardım etmek zorunda bırakan koşullardır. Güçlerini birleştirmeye zorlayan bizzat Amerika batıdır. Artık Batı da diyemiyoruz. Amerika İngiltere'dir. Artık olağan dışı ve üstü bir yakınlaşma var Çinle Rusya arasında. Oysa hep öyle değildi. Kırım'ın Rusya'nın parçası olması referandumunu desteklemedi Çin. Keza Gürcistan meselesinde de mesafeli durdu. Yani iki süper gücün çıkarları zamanla uyumlu hale geldi. Geçmiş kötü tecrübelerle Çin Rusya arasındaki cari potansiyel tehditler geriye itildi. Önce NATO'da Rusya ve Çin'in düşman ve rakip ilan edilmeleri, ardından 2013-2014'te Kiev'de yaşanan renkli devrim iki ülkenin tüm kritik kulvarlardaki işbirliklerini patlattı. Amerika saldırganlığı ilişkinin harcı oldu. Amerika Çin ve Rusya'yı Çin artı Rusya olarak okudu. E artık öyledir. Bugün Rusya Ukrayna'ya girse, ertesi sabah Çin'in Tayvan'ı vuracağına bahse girecek çok uzman var. Çini Amerika-Rusya anlaşmazlığının paydaşı haline getiren yine batıdır. Hem Avrupa'ya abanacaksınız, hem Pasifik'e abanacaksınız. Sonra da Çin ve Rusya'nın saf tutmasına şaşıracaksınız. Amerikan aklı bu işte ve şarjı kesildiğinde bizimkilerin pillerinin bitmesi normaldir. Bir başka tez Çin'in Rus-Amerikan gerilimini bir tür yesinler birbirlerini bakışıyla teşvik ettiği görüşüdür. Belki, belli bir seviyeye kadar ama nihai tahlilde Pekin, Rusya düştüğü an küresel stratejik derinliğini kaybedeceğini biliyor. Tarihi bir anda bulunuyoruz. Putin ve Xi Jinping buluştular. Bu satırlar yazılırken açıklamalar yoktu ama siz okurken yayınlanmış olabilir. Bu görüşme dünya siyaseti için sıra dışı bir çıktı üretecek. Kremlin uluslararası gündeme önemli zaman ayıracaklar. Avrupa stratejisi, Rusya-Amerika, Rusya-NATO güvenlik garantileri ve iki ülkenin bölgesel sorunları konuşulacak açıklaması yaptı. Ve asıl, çok önemli. Taraflar iki liderin buluşmasında önemli bir siyasi belgenin imzalanacağını söylüyor. Rus yetkililer Putin'in ziyareti Rusya ve Çin için önemli, dünya için çok önemli diyorlar siyasi belge iki ülke arasında bir stratejik ittifakın işaretlerini kağıda dökecekse, büyük harita işte böyle değişir. Çin-Rusya yakınlaşması ister konjonktürel geçici olsun, ister Amerika batı sonrası çağın başlangıcı olsun, diğer tüm krizleri alt başlığa iter ve Türkiye dahil her ülkenin stratejik sütrelerini, kaidelerini elden geçirmeye iter. Nedret Ersenel, Yeni Şafak Haşmet Babaoğlu, Servet Transferi ve Sonrası Pandemi, plandeminin başından bu yana geçen süreye bakıp, ne yaşadık biz, ne yaşıyoruz diye sormayacaksak, bundan sonra olacaklar için de ağzımızı açıp konuşmayalım. Kitleler virüse odaklanıp sağlığı için endişe ederken, sadece yaşam tarzımız kökten değişime zorlanmakla kalmadı, aynı zamanda muazzam bir global servet transferi gerçekleşti. Şunu çok yazılıp çizildiği için biliyoruz. Dünyanın en zengin 10 insanı sadece 2021'de servetlerine 402 milyar dolar daha ekledi. Yani tekno turbo feodalizme doğru açılan yol iyice pekişti. Fakat her ülkenin kendi içinde de zenginlerin daha zenginleştiğini unutmamalıyız. Servet transferlerinin gerçekleştiğini gözden kaçırmamalıyız. 2021'i geçtim. Daha 2020 biterken kredisi ise e göre zenginler arasına 5 milyon yeni zengin katıldı. E hani pandemi sınıf ayırmadan herkesi vurmuştu? Hani bütün dünya yere serilmiş sermaye düzeni her yanından ağır darbe almıştı? Masal. Şunu bilelim, bütün dünyada yerini, şeklini, normallerini kaybeden hane halkı oldu. Küresel servet yerini korumakla kalmadı, birikimini daha da artırdı. Zenginlerin daha da zenginleşmesi demek, yoksulların daha yoksullaşması ve uzun yıllar boyu kültürel siyasal tampon görevi verilen ortak katmanların hapı yutma vaktinin gelmesi demektir. 2030'a doğru mesela şehrin gözde yerlerinde gündelik hayat manzarası nasıl olur? Ekonomist ve siyasetçi Varufak ise göre şöyle. Başımızı kaldırıp baktığımızda bir yığın tabela marka göreceğiz. Ama hepsi aslında aynı kişinin şirketleri olacak. Kafamızı kaldırıp binalardaki dairelere bakacağız, acaba kimlerindir diye, hem dairelerin hem de pazarlayan emlak şirketinin sahibi de bir ya da iki kişi olacak. Dere beyleriyle küçük beylikler arasında al gülüm ver gülüm oyunları yani. Peki kitlelerin hayatı, ya şehrin kuytu köşelerinde manzara nasıl olacak? İşin bu yanını tartışmadan önce dönüp pandemi plandemi'yi bir daha değerlendirmeliyiz. Global yıkımı görmeliyiz. Lakin bunu anlamaya yanaşmıyoruz, zorumuza gidiyor. Not defteri. Hep başkalarından bahsediyorum ama aslında onlardan farklı değilim. Franz Kafka, Dava. Haşmet Babaoğlu, Sabah. Engin Ardıç, Yılın Şeyi. Bunlar birbirlerine plaket vermeyi severler. Evleri büfenin raflarına ya da televizyonun yanına sıralanmış plaketlerle doludur. Ankara'da plaket üretimine gireceksin, ekmek var. Yılın şeyini seçmeyi de seviyorlar. Nasıl olsa memur gazetelerinde yer bulur. Hamburgerci de haftanın elemanını seçiyor. En çok satış yapan tezgahtar 3 kuruş fazla alamadan kimsenin bakmadığı bir köşeye asılan fotoğrafıyla mutlu oluyor eh sonuçta bir satış elemanı söz konusudur kimisi köfteli ekmek satar kimisi atatürkçülük bunlar atatürkçü değildirler bunlar kemalist fakat bu artık bir program değildir kimsenin atatürk devrimlerini yeniden sahneye koyacak hali yok soyadı mı verecekler seçme ve seçilme hakkı mı şapka mı giydirecekler program niyetine ancak geri dönüş önerebilirler türbana yasak imam hatip okullarının kuran kurslarının kapatılması Bununla o yerine ancak kol saati alırlar. Kalıyor darbe. Başka hiçbir şekilde iktidara dönemezler. Ama artık çok zor. Darbe de artık ille kemalist olmuyor. Başka bir umarları yoktur. Ancak gazete ve kitap satmak, emeklilerin ruhlarını gıdıklamak, 3-5 para kazanmak, bir de al gülüm ver gülüm, tut beni tutayım seni, sen bana plaket ver ben sana kurban. Bunlar sahtekar değillerse, samimi adamlarsa tek parti diktası istesinler. Kemalizm'in belirgin özelliklerinden biri değil midir bu? Kuvvetler ayrılığı değil. Kuvvetler birliği ilkesinin yeniden yürürlüğe konmasını istesinler. Ama Tayyip Erdoğan'a asıl bununla suçluyorlar. Şimdi bunu nasıl savunacaklar? Tek adam yönetimi istesinler. Sıkıysa Kemalizm'i beyinlere çivi gibi çakacağız desinler demokratik bir tavırla. Dolar gerekirse onu da basıp basıp dış borçları öderler. Yeşil bir kağıt parçası değil midir alt tarafı? Dinozor deyince de kızarlar. Kronmagnon denseydi hoşlarına mı gidecekti yani? Adede başkanı yeni anayasaya evet oyu verenleri İzmir'den denize dökecekti. Yani biz Yunan ordusu oluyoruz. Ya Yunan ordusunun büyük kısmı gibi kimimiz Urla ve Çeşme üzerinden, kimimiz Mudanya üzerinden kaçarsak? Bu sefer bari işi sıkı tutsun da ben İzmir değil Antalya'yı rica edeceğim. Ne güzel, Rus kızları da var. İzmir'i ne yapayım? Engin Ardıç 萨吧。